Haydi, biraz konuşalım. Kitaplarını korumak için neler yaparsın? Kitaplarımı çantama koyarken dikkatli davranırım, kenarlarının kırışmaması ve yırtılmaması için özen gösteririm. Kitap Okumayı, yazmayı, gördüm, öğrendim senden. Büyükleri saymayı, yine öğrendim senden. Bende bilgi, görgü var. Sende bütün gerçekler. Sayfalarını açar, okurum birer birer doğruluk ve güzellik, senin yolun insana. Bize sensin üstelik, öğretmen, ana, baba. Seni temiz tutarım. Kirletmem hiçbir zaman. Esirgerim, okşarım. Usanmam okumaktan. İyi hakkı talas. Birinci etkinlik. Bu sözcükleri biliyorum. Aşağıdaki sözcükleri resimdeki ipuçlarından faydalanarak uygun olan boşluklara yerleştirebilir misin? Merhaba, benim adım Ahmet. Ben 7 yaşındayım. Uzun yıllar kullanabilmek için kitaplarımızı korumalıyız. Kitaplarımızı korumazsak resimdeki gibi yıpranır. Atalarımızın, bizlere öğüt vermek için söylediği sözlere atasözü denir. Kitap okumanın birçok yararı vardır. İkinci etkinlik Okuduğumu anlarım. Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. 1. Kitap okumanın bize ne tür yararları var? Kitaplardan okumayı yazmayı, büyükleri saymayı öğreniriz. 2. Kitapların için korumalıyız. Çünkü uzun yıllar okuyabilmek için. 3. En sevdiğin kitabın adı nedir? Pinokyo. 3. Etkinlik. Bir kitap yazsaydım konusu oyun olurdu. Çünkü herkes oyun oynamayı sever. 4. etkinlik Aşağıda kitaplarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Doğru olanların içini boyar mısın? Kitap okuyan insan hızlı düşünür. Kitap okumak hayatımızı güzelleştirir ve kolaylaştırır. Kitap okuyan insan kültürlüdür. Okumanın insanı rahatlatma özelliği vardır. Kitap okumak hayal gücünü güçlendirir ve yaratıcılığı artırır. Kitap okumak hafızamızı güçlendirir kitap okumak yeni sözcükler öğrenmemizi sağlar. 5. Etkinlik Aşağıdaki afişleri inceleyip sen de bunlara benzer cümleler yazabilir misin? Okuduğun kitap kadar, hayal dünyan vardır. Kitap okumak görev değil, gerekliliktir. En iyi arkadaşım kitap. 6. Etkinlik Bir önceki etkinlikte yazdığın cümleleri kullanarak aşağıdaki afişi tamamlayabilir misin? En iyi arkadaşım kitap. Okuduğun kitap kadar, hayal dünyan vardır. Kitap okurken mutlu oluruz. Kitap okuyarak dinleniriz. Kitap okumak görev değil, gerekliliktir. 7. Etkinlik Aşağıdaki cümlelerin bazılarında yazım ve noktalama yanlışları yapılmış. Bu cümleleri düzelterek tekrar yazabilir misin? 1- Arkadaşım Merve ile oyun oynuyoruz. 2. Yarın akşam teyzemler bize gelecek. 3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir. 4. Siz de bizimle gelecek misiniz? 5. Okulumuza yeni bir spor salonu yapılıyor. 6. Dün annemle pazara gittik. 7. Her gün bir saat kitap okuyorum. 8. Sedefle Yasemin ödevlerini yapmamışlar. 9. Yazları ailece tatile gidiyoruz. 10. 23 Nisan'da ben de şiir okuyacağım.